Evet efendim, konuklarım yerlerini aldılar. Çok yine çok keyifli bir bölüm, bunu özellikle izlemenizi, dinlemenizi rica ediyorum. Efendim İbrahim Akgün, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Koordinatörü, Doçent Doktor Amina Şiliyak Yesenkoviç, Saraybosna Üniversitesi Doğu Bilimleri Uzmanı, Türkolog, evet. Öyle değil mi? İbrahim Bey aynı zamanda Kültür Başkenti Yönetim Kurulu Danışmanı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İlk defa yapılan bir zirveyi anlatacağız, öyle değil mi? Bugün, evet, başladı. Doğru. Bu zamana kadar aslında binlerce yıldır bu zirve yapılıyor. Ama belki ilk defa aktörleri bir araya getirildi. Evet. Neden söz ettiğimi aslında ben önce bir İbrahim Bey'den rica edeyim. Bize zirveyi anlatın, sonra içeriğine geçelim efendim. Evet. Buyurun. Biz kavimler, kabileler halindeydik. Bu büyüklerimiz, bu zatlar, bilgelerimiz bizi milletler haline getirdiler. Ve yüksek değerlere dayalı medeniyet kurdular. Kimlerden söz ediyoruz? Efendim, İbn Sina'dan söz ediyoruz. Ahmet Yesevi'den, Hacı Bektaş'tan, Yunus Emre'den, Mevlana'dan, Sarı Saltuk'tan, aslında isimlerini saymakla Niyazi Mısri'den, Nabi'den, Fuzuli'den, Şeyh Galip'ten, o kadar çok isim var ki. Bu isimlerin ortak özellikleri nedir hocam? İsimlerin ortak özellikleri bizim ruh dünyamızı inşa etmiş olmaları hep birlikte. Her biri bir çeşit malzeme kullanarak ve bir yaklaşımla, bir zaviyeden bakarak bizim ruh dünyamızı inşa ettiler, bizim kültürümüzü inşa ettiler ve bizim medeniyetimizi inşa ettiler. Bize bugün bizim yaşadığımız hayatı bize miras bıraktılar. Evet. Evet, yüksek değerler miras bıraktılar bize. Evet. Evet. Çok önemli bir zirve. Bu isimlerin gıyabında aslında çok önemli hocalar gelecekler, onları, evet, anlatacaklar. Eğitmenler, öğretim üyeleri, öyle değil, evet, mi? Organizasyonu şöyle bir isterseniz teknik olarak anlatın. Nasıl bir araya gelindi? Fikir nasıl oluştu? Memnuniyetle. Evet. Bugünkü sosyal hayatımıza baktığımızda bir şeylere ihtiyacımızın olduğunu fark etmek zor değildir. Bu bakımdan biz kaynaklarımıza giderek biraz cevher getirelim, biraz taze sular getirelim kaynaklardan gençliğimize. Gençliğimiz magazin kültürüyle besleneceğine, bu kadim değerlerle beslensin, bu cevherle beslensin. Hep zaten aradığımız kendi, bunlar değil mi zaten? Kendi özümüzle beslensin, evet. Ve üstelik kendimizi tekrar ederek değil, hayır, bu cevheri alıp, bu mayayı alıp kendimizi yeniden üreterek, kendimizi yenileyerek yeni bir başlangıç yapmak için, böyle bir şeye, yeni bir başlangıca vesile olmak için, sebep olmak için oradan, o çağlardan, bu zatlardan taze tohumlar getirip bugüne ekerek yeni baharlara sebep olalım. Yeni baharların şartlarını hazırlayalım diye. Kendimizi yeniden üretelim diye böyle bir şeye teşebbüs ettik. Çok memnunuz, çok mutluyuz. İyi sonuçlar aldık. Kimler katılıyor bu zirveye? Orta Asya'dan Orta Avrupa'ya kadar katılımcılarımız var. Anadolu'nun 50'den fazla ilinden bu işlerle ilgilenen dernekler, vakıflar, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılarımız var. 220'nin üstünde bildirilerimiz var. Bunlar kayda aldığımız. Bir de artık alamıyoruz dediğimiz bildirilerimiz oldu. 70 profesörümüz var bugün bizimle beraber. 60 doçentimiz var. 220 tane bildiriyle katılıyorlar. Ve çok çeşitli açılardan bakarak bu bilgelerimizi konuşacağız, yararlanmaya çalışacağız, gençliğimize yeniden anlatmaya çalışacağız. Harika. Bugün ilk, evet, gününü tamamladık. Aslında merakla bekliyorum. Keşke katılma ihtiyacımız olsaydı bizim de. O katılımcılardan biri de işte Doçent Doktor Amina Şiliyak Yesenkoviç'ti. Saraybosna Üniversitesi Doğu Bilimleri Uzmanı. Aynı zamanda Türk Dünyası Kültür Başkenti Organizasyonu kapsamında Türk kültürüne katkı ödülü sahibi, öyle değil mi? Evet. Evet, öyledir. Ben sözüme başlamadan evvel veya konuya geçmeden evvel Soma felaketinden sonra Türkiye'nin başı sağ olsun diyeceğim. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, ardından kalanlara Allah'tan sabır diliyorum. Amin. Sağ ol. Sağ ol.
Evet, ilk defa bir araya getirdik diyoruz bu bilgileri. Hı hı. Fakat bu bilgiler, bu bizim konuştuğumuz, üzerinde çalıştığımız bilgiler ilk defa bir araya gelmiyorlar. Zaten çok tarih doğru. boyunca ister Orta Asya'da yaşamış olanlar, ister Anadolu'da, ister Balkanlar'da yaşamış olan bilge ve mutasavvıflar birbirine dayanıyordu. Birbirinin himmetiyle veya ilhamıyla yoluna devam ediyordu. Dolayısıyla biz sadece bu gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabii bu konuları anlayan ve anlatan Türkiye'li hocalar var. Çok değerli hocalarımız var. Örneğin Mustafa Tatçı Hoca, Yunus Emre'nin dilini anlamaya ve anlatmaya teşebbüs ediyor. Hatta başarmıştır. Yani açıklamalarını o kadar güzel zamanımızın insanına hitap ederek Yunus Emre'yi teşrih ediyor. Yunus Emre hocam, sadece 13. veya 14. asrın insanına hitap etmiyordu. Onun katkısı bir ülkeyi veya bir memleketi, bir dili aşıyor. Çok doğru. Herkese hitap ediyor ve herkesin anlaması gerekiyor. Aynı şekilde İbn Arabi, Şeyhül Ekber olarak adlandırılmış büyük bir zat, kendisi de bütün dünyaya ve bütün evrene, bütün medeniyetlere hitap ediyor. Ve bu medeniyet sadece bir yüzyıla veya bir bin yıla sınırlı değil. Çok haklısınız. Yani, aslında bu bilgelerimiz, şairlerimiz, ariflerimiz, sufilerimiz, bunlar hepsi az önce siz de ifade ettiniz hocam arkada. Tohumlar değil mi? Tabii. Huzurun, bilgeliğin, evet, bunlar, mutluluğun tohumlarılar ve biz o tohumlara, işte onlara gidip dönüp o sandıktan çıkarıp, evet, yeniden yeşertmeye çalışıyoruz, evet, galiba. Evet. Yani Türkiye'de bu tohumlar filizlenmiştir kesinlikle. Bununla uğraşan, bu konularla uğraşan ve bu fikir çerçevesinde yaşayan insanları görüyorum ve ondan dolayı çok mutlu oluyorum. Hatta Balkanlarda da büyük mutasavvıflar vardı. İster 15. asırdan başlayarak 16. asırda bir Hasan Ziya'yı, Mosarlı Hasan Ziya'yı görebiliyoruz. 17. asırda meşhur Abdullah Bosnevi, İbn Arabi'nin Fususul Hikem'i teşrih etmiştir. Ve Osmanlı döneminde en meşhur ve en önemli Fusus'un şerhlerinden biri bu bizim Abdullah Bosnevi'nin şerhidir. Evet. 19. yüzyıla gelene kadar, yani Osmanlı'nın son anlarına kadar Bosna'da mutasavvıflar Türkçe olarak, Arapça olarak, Farsça olarak eserlerini veriyorlardı. Hı hı. Bunu ortaya çıkarmak ve bize, günümüz insanına, magazin kültürüyle bozulmuş insanına neler söylediklerini görmek lazım. Çok haklısınız. Aslında işte mutasavvıflar, mütefekkirler, sufiler, arifler, şairler dedik. O zamanın bu zatları, şimdinin işte akademisyenleri, sanatçıları ve medya mensuplarına, değil mi? Diyorlar ki mesajımızı doğru iletin. Evet. Bunu söylemek için bir araya, evet, geliyorlar. Evet, tamam, evet. Ama yani sadece bu ariflerin birini değil, birçoğunu anlamak lazım, birçoğunu okumak lazım. Ve bu etkileşimi gördükten sonra bir şeyleri anlayabiliyorsunuz. Çok haklısınız. Yani tümünü görmeden veya birkaçının fikrini görmeden, birbirlerinden nasıl ilham aldıklarını görmeden, siz bir Yunus'un veya bir Füzuli'nin, bir Galip'in ne demek istediğini anlayamazsınız. Çok haklısınız. Çünkü bu zatlar, bu bilgeler, bu arifler yine de birlik içindeydiler, vücut birliğinin içindeydiler. Dolayısıyla vücut birliğini anlatırken, vahdeti vücudu anlatırken
onlar içeriden, biz hala dışarıdan bakıyoruz olaya ama onlar içeriden bakıyorlardı ve bu birlik içerisinde diğer ihvanları da yakından tanıyorlardı. Evet, evet. Bunu edebi örneklerinden, edebiyattan çok açıkça görebiliyoruz. Çok haklısınız. Aslında bir ağaç gövdesi belki, değil mi? Dallar efendim budaklanıyor, işte yapraklar evet. açıyor ve birbirine temas ediyor, birbirinden evet. besleniyor. Evet, doğrudur. Evet. Peki doğru. tabii kolay bir organizasyon değil, evet. Öyle değil mi? Bu zirveyi düzenlemek gerçekten nasıl karar verdiniz? Seçici olmak anlamında da, çünkü evet. az önce bir hocamızı anlatırken dedik ki anlamaya çalışıyor Yunus'u. Bir eğitmenden söz ediyoruz. Anladı demiyoruz. Anlamaya evet. çalışıyor ve anlatmaya çalışıyor dedik. Evet. Kolay değil bugün bile anlamaya çalışmak. Halbuki evet. cevher gözümüzün önünde duruyor. Evet. Değil mi? Paspas evet. parlıyorken. Nasıl karar evet. verdiniz? Nasıl seçtiniz bildirilere, eğitimcilere? Evet. Şimdi tabii bir proje yaparken proje değerlerinden hareket edersiniz. Büyük amaçlarınızdan hareket edersiniz. Bu amaçlarımıza baktığımızda bizim projemizi, Bilgeler Zirvesi'ni ilk yapan bir iki şey vardır. Bir tanesi Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak bütün bilgelerimizi hiçbir ayrım yapmadan hepsini birlikte konuşmaktır. Bugünkü ayrımları tanımadan, aslında bunlar birbirlerini tamamlayan insanlar. Sadece bakış açıları farklı belki. Farklı zamanlarda, farklı çağlarda kesinlikle, aynı ruhu taşıyan insanlar. Kesinlikle aynı şeyi yapan insanlar. Bu bizim ufkumuzu genişletecek. Öteki türlü ufkumuz dararıyor çünkü. Sadece diyelim ki Ahmet Yesevi açısından, sadece Ali Ecevit Bevoy veya Bediüzzaman veya Hacı Bektaş açısından baktığımızda aslında ufkumuz daralıyor. Şimdi bunların hepsini birlikte görmek gerekiyor. Ufkumuz genişlemeli ki gönlümüz genişlesin. Çok doğru. Gönlümüzün genişlemesine çok iyi.